Milli Edebiyat Dönemi'nde Halid Edip Adıvar'la beraberiz. Milli Edebiyat Dönemi'nin en önemli roman ve hikaye yazarlarından birisi gençler. Halid Edip var. Şimdi şu fotoğraflarından yola çıkarak iki özelliğini size hatırlatmak istiyorum. Halid Edip var. gördüğünüz gibi şurada asker selamı vermiştir. Bu size neyi hatırlatsın onun bu fotoğrafı? Çünkü Halid Edip Adıvar milli mücadelede onbaşı rütbesiyle görev almıştır. Hatta Atatürk'le falan fotoğrafları da vardır. Bu fotoğraf onu hatırlatsın. Şu fotoğraf neyi hatırlatsın? Bu fotoğraf da size yani şöyle göstereyim. Bu fotoğraf da Halide Edip Adıvar. Yine Milli Mücadele döneminde İzmir'in işgali üzerine Sultanahmet'te, İstanbul'da Sultanahmet mitingi düzenlenmiştir. İşte birçok aydınımız o mitingde görev almıştır, konuşmalar yapmıştır. Halide Edip Adıvar da onlardan birisidir. Gördüğünüz gibi Sultanahmet mitingine ait bir fotoğrafla karşınızda. Demek ki bu sadece iki fotoğraftan yola çıkarak e, onunla ilgili iki anahtar kelimeye ulaşmak mümkün olacakmış. Şimdi sanatçının edebi kişiliğine başlıyorum. Halide Edip adı var. Sultanahmet mitingini konuştuk. Bu çok önemli. Bunu kesinlikle veriyorlar Halide Edip ile ilgili sorularda. Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılmıştır. Bunu da biraz önce asker selamından yola çıkarak söyledim. Onbaşı rütbesiyle görev almıştır. İngiliz dili ve edebiyatı profesörüdür. Şimdi buna dikkat edelim lütfen. Çünkü gençler o dönemde bizim e, Türk romanımız o zamana kadar hep Fransız romanı yolunda yürürken, halledip İngiliz romanları yolunda eserler yazarak e, Türk romanına yeni bir hava katmıştır. Hatta bazı eserlerini İngilizce yayımlamıştır. Mesela Sinekli Bakkal'ı hatırlıyorum. İlk önce soytarı ve kızı manasına gelen bir şekilde yayınlıyordu. Bakayım şurada var mıydı? Gerçek ismi? Evet. The Clown and His Daughter şeklinde. Yani soytarı ve kızı şeklinde ilk önce yayınlıyor. Daha sonra Sinekli Bakkal ismini veriyor. Bu İngiliz dili ve edebiyatı profesörü olması belki bu şekilde Sinekli Bakkal romanının ilk önce İngilizce yayınlanması... Bilgisinden de hareketle yapılabilir Dili özensizdir Eserlerinde basit dil yanlışları vardır Bunu kendisi de kabul eder Yazarken sözcük seçimine Önem vermediğini Yazdıklarını sonradan pek az okuduğunu Pek az da düzelttiğini Zaten kendisi de söylemiştir Böyle üslubu dolanbaçlıdır Ne bileyim anlatım bozuklukları yapmıştır Dil bilgisi hataları yapmıştır Bu da yine Halide Edip'in Diğer önemli bir özelliği olacaktır Kadın psikolojisi üzerinde durmuştur. Hatta roman kahramanlarının genellikle kadın olduğunu görüyoruz. Bu kadınlar genellikle batılı bir anlayışla idealize edilmiş güçlü ve kültürlü kadınlardır. Şimdi bu kadınlarla ilgili konuşalım isterseniz. E, Halde edip adı var hatta e, birçok edebiyat araştırmacısına göre eserlerindeki kadın kahramanlarına kendi ruhunu vermiş. Dolayısıyla aslında kendini anlatmıştır gençler. Mesela Vurun Kahve'ye de Aliye Öğretmen var. Yeni Turan diye bir romanı vardır. Kaya Hanım vardır. Yine öğretmendir. Ateşten Gömlek'te Kuvayi Milliye'ye katılmak için İzmir'den Anadolu'ya geçen hemşirelik yapan Ayşe vardır. Tatarcık'ta Lale vardır. Sinekli Bakkal'da Rabia vardır. İşte bu yaratmış olduğu karakterler toplumda yer almasını istediği e, genç kadın veya kızlardır ve hepsi de Güçlü karakterlerdir. E, halledip adı var bu şekilde. Bir de şöyle bir e, önemi olsun bizim için. E, zaman zaman milliyetçi toplumcu romanlar yazmıştır. Zaman zaman töre romanları yazmıştır. Zaman zaman da e, bireysel duyguların işlendiği aşk romanları yazmıştır. Şimdi isterseniz eserlerine bakalım. Şöyle birkaç tane eserini fotoğrafik olarak size göstermek istiyorum. Yeni Turan, Kalp Ağrısı, Yol Palas Cinayeti, Türkiye'de Şark ve Garp ve Amerikan Tesirleri, Ateşten Gömlek, Handan, Sinekli Bakkal, Vurun Kahveye. Şimdi bunlar hangileri önemli derseniz Ateşten Gömlek, Handan, Sinekli Bakkal ve Vurun Kahveye'nin önemli olduğunu söyleyebilirim. Zaten biraz sonra bunların özetlerini sizinle paylaşacağım. İlk romanımız Ateşten Gömlek romanı. Ateşten Gömlek'in şöyle bir önemi vardır. Şöyle gelsin Ateşten Gömlek romanımız hemen. Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nı Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk romandır gençler. Aman dikkat. E, dolayısıyla neymiş Ateşten Gömlek'te? Kurtuluş Savaşı anlatılıyormuş. Romanın hemen hemen tamamı Peyami'nin hatıra defterinden ibarettir. Kahramanları da biraz önce bahsetmiştim. Ee, İzmir'in işgali üzerine Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılan, hemşirelik yapan Ayşe vardı. İhsan vardır, Ayşe'ye aşıktır. Bir de Peyami vardır. Bunların mücadelelerini konu edinen bir romandır. Diğer önemli romanı Vurun Kahveye romanı. Şöyle görmenizi istiyorum. Biraz önce Vurun Kahveye romanından da bahsettim. Aliye öğretmen vardı. Aliye öğretmenin hayatı, yaşadıkları çerçevesinde gelişen bir romanıdır. Şimdilik şöyle kenara koyayım. İdealist İstanbul'lu bir öğretmenimiz var. Aliye Anadolu'da bir kasabaya gidiyor gençler. Buradaki yobazlıkla da savaşıyor aynı zamanda. Yalnız o dönemde onun gitmiş olduğu köy yani Anadolu'daki köy Yunan işgali altında ve Kuvayi milliyeciler de Yunanlarla mücadele ediyorlar. Yalnız orada gençler köyün imamı var, Hacı Fettah diye bir isim var ve onun işte yardımcıları var. Yunan askerleriyle işbirliği halinde milli bu dönemde işte Aliyeyi yani milli mücadele döneminde e, Yunanlılara e, destek veriyorlar Hacı Fettah ve arkadaşları. Ali'ye de Kuvayi Milliyecilere ve milli mücadeleye destek veren çok kültürlü, bilinçli bir öğretmen. Hacı Fettah köylüyü maalesef galyana getiriyor. Vurun kahveye denmesinin sebebi Aliye öğretmenin köylüler tarafından taşlanarak öldürülmesi. Demek ki neymiş? Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı ilk romanmış. Kahramanımız Ayşe Peyami İhsan. Vurun Kahve'ye yine Milli Mücadele dönemi anlatılıyor. Kahramanı kimmiş? Aliye öğretmenmiş. Diğer esere geçiyorum. Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal romanı bir töre romanıdır. Biraz önce söylemiştim. Roman ilk olarak Soytarı ve Kızı ismiyle yayımlanıyor. Buradaki soytarı gençler kız Tevfik'tir. Rabia'nın babasıdır. Rabia'nın babasıdır. Kız Tevfik denilmesinin sebebi orta oyununda zenne karakteriyle çıkıyor. Orta oyunu biliyorsunuz. O yüzden kız Tevfik deniyor. İlk önce İngilizce yayımlandı. Biraz önce söylemiştim İngilizce ismini de The Clown and His Daughter şeklinde İngilizce olarak yayımlanmıştır. Romanda Sinekli bakkalı mutlaka şöyle ifade ediyorlar: İkinci Abdülhamit döneminin toplumsal yaşamı yansıtılmıştır. Kimin vasıtasıyla yansıtılmıştır? Rabia vasıtasıyla yansıtılmıştır. Çünkü romandaki Rabia sesi çok güzel. Vehbi dede diye bir dedesi vardır onun gençler. Anne ve babası ayrıldığında Vehbi dede onu yetiştiriyor. Ona dini eğitim veriyor. Rabia işte o konaklara giderek mevlit okuyan. Kur'an-ı Kerim okuyan çok önemli bir isim. Roman aslında Rabia etrafında şekilleniyor ve en sonunda Rabia Peregrini isimli kendisinden yaşça büyük daha sonra Osman ismini alacaktır, Müslüman olacaktır. Peregrini ile evlenir ve roman bu şekilde sonuçlanmış olur. Handan hemen şöyle görelim Handan'ı. Handan'ın en önemli özelliği sayfası çıktığı. En önemli özelliği gençler Handan'ın Mektup biçiminde yazılmış bir roman olmasıdır. Handan romanı, biraz önce söylemiştim. Biraz daha böyle hani bireysel konuların anlatıldığı romana işaret ediyor gençler. Handan da bunlardan birisi. Şöyle kenara koyalım. Romanda aşk konusu ele alınmıştır. E kahraman olarak da kimi söyleyebiliriz? Cemal Bey vardır, Handan vardır. işte Hüsnü Paşa vardır. Eee yani bireysel olduğunu ve mektup şeklinde yazıldığını bilmeniz Handan romanı için yeterli olacaktır. Şöyle çizdim. Tatarcık diye bir eseri var sanatçının. Ee, aslında sinekli bakkalın devamı sayılabilecek bir eser. Ee, bu romanda fakir bir köyün fakir insanlarını anlatıyor. Şu Lale karakteriyle Tatarcık çok çıkacaktır gençler. Ee, Lale'nin diğer ismidir. Lale'ye Tatarcık deniyormuş. Yol Palas Cinayeti diye bir romanı var. Romanımız şudur. Yol Palas Cinayeti. Gördük romanı. Yol Palas Cinayeti'nde de 1900'lerin başında Şişli'de bir konakta işlenen cinayet anlatılıyor ve romandaki en önemli özellik özellikle o yılların İstanbul'una dair gözlemlerini anlatması bakımından önem arz etmektedir. En azından isim olarak da bilmiş olduk. Yeni Tuğran diye bir romanı vardır. Yeni Tuğran nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Türkçülük düşüncesinin işlenmesi şeklinde çıkıyor. Kahramanımız da kimdi? Videonun başında söylemiştim. Öğretmen Kaya Hanım kişiliğinde. Halde edip adı var. Türkçülük düşüncesini işlemiştir. İki tane anı kitabıyla eserlerini anlatmayı sona erdireceğim. Mor Salkımlı Ev. Ben bu kitabı okudum çok da beğendim. Mor Halkımlı ev romanı Halide Edib'in çocukluk günlerinden başlayarak 36 yaşına kadarki hayat hikayesini anlattığı anı kitabıdır. Hatta Mor Halkımlı ev nedir biliyor musunuz? Halide Edib'in doğmuş olduğu evdir. İsmini oradan alır. Belki ana olduğunu bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Türk'ün Ateşle İmtihanı da anı kitabıdır. Bunu genellikle sizi yanıltmak için roman gibi söylüyorlar sorularda. Çünkü bir roman ismi gibi böyle Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman gibi ama değildir gençler. Türk'ün Ateşle İmtihanı anı kitabıdır. Tür olarak zaten bakın anı diye bitiyor. Ana olduğunu bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Neyi anlatmıştır bu kitabında halde Edip? Birinci Dünya Savaşı sonrasından Cumhuriyet'in ilan edilinceye kadar yaşadığı anılarını Türk'ün ateşle İmtihanı romanında anısında anlatmıştır. Geçen sene halde Edip adı var Yakup Kadri ve Reşat Nuri Güntekin tek bir soruda çıktı. Şimdi ben Halide Edip'i size hep romanlarıyla anlattım ama halde Edip adı varın Hikayeleri de vardır. Geçen sene hikaye kitaplarıyla çıktı. Onları da yazıyorum. Geçen sene Harap Mabetler. Bunlar hikaye kitaplarıdır. Hem konuşup hem yazabilecek miyim? Evet. Harap Mabetler. Bir de dağa Çıkan Kurt. Bunları da not edin lütfen. Bu iki hikaye kitabının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunun haricinde İngiliz Edebiyat Tarihi ile ilgili bir incelemesi var. Maske ve Ruh, Kenan Çobanları, iki tane tiyatro eseri var ve anlattıklarım haricinde birçok romanıyla karşınıza çıkacaktır. Ama bu anlattığım romanlar Halide Edip'in en fazla karşınıza çıkacak romanlarıdır. Notlarınızı iyi almanız istiyorum. Sanatçımız önemli. 2019 ile çıktığını şu iki hikayesiyle çıktığını da belirttim. Demek ki videom bitmiş demektir. İyi çalışmalar.